Bugün çok güzel bir kabak spagetti yapacağız. Tabii istediğiniz başka düşük karbonhidratlı bir makarna tercihi de olur. Bugün asıl olayı sosta zaten. Çok güzel bir sos. Benim en sevdiğim makarna soslarından biri olabilir. İlk başta kabakları spiral doğrayıcı ile doğruyoruz. Kabakları spiral şeklinde doğradıktan sonra süzgeçe aldım. Burada kabakları elinizle iyice sıkarak suyunu çıkarabilirsiniz. Bu bir seçenek. Ama bununla uğraşmak istemiyorsanız benim gibi böyle tuzlayabilirsiniz. Her yerini tuzlayacağım. Ve daha sonra bunu buzdolabına koyacağım. Ve buzdolabında da 4-5 saat bekleteceğim. Aslında 2-3 saatte de bayağı suyunun önemli bir kısmı çıkıyor. Ama böyle tamamen çıkması için bir 4-5 saat dolapta bekletiyorum. Bu altında birikecek suları. Şimdi sosunu yapacağım. Önce bir diş sarımsağı rendeliyorum. Bunun üstüne biraz tuz dökeceğim ama çok fazla dökmüyorum. Çünkü kabaklara zaten tuz koymuştum suyu çıksın diye. Siz kabakları tuzlamadıysanız daha fazla tuz dökmeniz gerekebilir. Karabiber dökeceğim. Bunları birbirine iyice karıştırıyorum. Şimdi zeytinyağı dökeceğim. Açıkçası göz kararı döktüm ama bir yarım su bardağı kadar döktüm muhtemelen. Maydanoz ve fesleğenleri ince ince doğradım ve bu karışımı ekliyorum. Bu arada taze fesleğeniniz yoksa kuru fesleğen de olur. Ama bence taze fesleğen çok çok daha güzel oluyor. Bunu da iyice her yeri yağın zeytinyağına iyice karıştırıyorum. Ve en sonda kaşar peyniri döküyorum. Sos hazır. Şimdi kabakları pişireceğim. Ve daha sonrasında bu karışımın içine koyacağım. Kabakları bir 5 dakika kadar bir tavada pişireceğim. Kısıktan biraz yüksek bir ateşte. Kabaklar piştikten sonra hemen sıcak haliyle buraya atacağım. Ki kaşarlar iyice karışabilsin içine. Ve iyice karıştıracağım. Bunun sıcaklığıyla kaşarlar eridi. Son olarak üstüne biraz çeri domatesler koyacağım. Ve biraz da böyle biraz parçaladığım cevizlerden dökeceğim. Ki çok güzel, çok ceviz efsane oluyor. Evet. Çok güzel oldu. Allah'ım. Müthiş bir tarif. Müthiş bir öğün. Evet, görüşmek üzere.